Günaydın. Bugün çarşamba, saat 6:30 falan. Şimdi evden çıkıp okula gideceğim 9'da. Okuldan otobüs kalkıyor. Nereye gidiyoruz? İstanbul Üniversitesi'nin Enes kampına gidiyoruz. Selam, okula geldim. Kahvaltı yaptım yemekhanede. İlk kez okulun yemekhanesinde kahvaltı yaptım. İlk kez bu kadar erken gelmiş olabilirim. Hayır, ilk kez bu kadar erken gelmedim tabii ki. Neyse ama ilk kez kahvaltı yaptım. Şimdi de okulun en sevdiğim yerindeyim. Arkama bakmayın, arkamda bu var diye. Burayı mı seviyor demeyin, birazdan göstereceğim. Selam. Biz Enes'e geldik. Kaç saat geldik bilmiyorum. Saat 4. Biz 10'da kalkmıştık Beyazıt'tan. 6 saattir falan yoldayız. Aslında yorgunum ama böyle bir dışarıyı falan gezmek istiyorum. Ama şimşek çıkıyor ve sanırım yağmur başladı. İnanamıyorum. Bir de odaya gelince böyle bir üstümü falan değiştirdim. Daha rahat, sıcak havaya uygun kıyafetler giymiştim ki yağmur sesi aldım bilmiyorum. Birazcık balkonda oturacağım. Ondan sonra bir gezintiye çıkacağım. Ne oldu? Burada kızlarla erkekleri farklı yerlere koyuyorlar. Ben de Mahmut'la geldim. Söylemiş miydim? Söylemedim. Mahmut'la geldim, ikizim. Ve onunla aynı odada kalmaya çalıştık. 2 saat onu ayarlamaya çalıştık falan. Sonunda böyle 2 kişilik bir oda işte birileriyle change ederek falan bulduk. Size odamızı göstereyim ama bayağı dağınık. Mahmutsuz bir gezi olmuyordu. Neyse çocuğu ben çağırdım. O yüzden bir şey demeyeceğim. Bakın kombinimi göstereyim size. Burada balkonumuz var. Çamaşırlarımız bile var. Mahmut geliyor. Gelmiyor, geziyor. Aa! Sen burada mı kalıyorsun? Evet, sen? Gerçekten ben de burada kalıyorum ya. Mahmut'la. İyi. İyi, yine bak. Hiç ayrı düşmüyoruz. Nereden tanışıyorsunuz? Bizim anne kardeş. Kardeş misin? Evet, dedim ya kardeşim diye. Duymadı. Selam. Böyle aynı gün içerisinde 3 farklı kıyafet. Acayip bir yağmur başladı. İnanılmaz derecede yağıyor. Ben de üstümü değiştirdim üşümeyeyim diye. Gezecektim falan, yalan oldu yani. İnanılmaz yağmur yani. Asla gezemem şu anda. Biraz yatıp uyuyacağım, dinleneceğim. Yemeği bekleyeceğim, yemek vaktini. Size görüntü çekerken de arkadaşımla karşılaştım. Münazara'dan Hazar'la. Onlarla biraz oturduk. Kapı komşusuymuşuz. Onlarla biraz oturduk, sohbet ettik falan. Şimdi birazcık dinleneyim. Sonra görüşürüz. Şimdi odamızı gösteriyorum hemen, oda turu. Kapımız, giysi dolabımız ama henüz için doldurmadık. Ondan sonra yataklar falan. Bungalov evler deyince insan o havalı Instagram'daki evlerden zannediyor. Ama böyle yine de güzel, temiz yani en azından. Böyle çekmecelerimiz var.
Televizyonumuz var. Çalışma masası gibi bir masa. Yataklar. Valizimi şuraya sıkıştırdım. Burada lavabo var. Burada da ben varım. Şimdi yemek yedik. Dışarıyı gezmek istiyordum ama o kadar soğuk ki imkanı yok. Gerçekten imkanı yok. Hemen içeri girdik. Yapacak başka da bir şey yok. Toplantı gibi bir şey vardı. O ertelenmiş mi ne olmuş? Acayip yağmur yağdı çünkü. Çok da soğuk ve ceket meket de almamıştık. Yani çünkü hava durumu mükemmel gösteriyordu. Bu da şu anda okuduğum kitap. Kitap kulübümüzün kitabı. Netle. Şimdi en kalın kombinimi yaptım. Hiç mont falan almamıştım çünkü hava durumuna bakmıştım ve hava gayet iyi görünüyordu. Yani yağmur görünüyordu evet ama 21 derece falan, bu kadar soğuk olacağını tahmin etmemiştik, buz gibi. Kapşonluğumu giydim, bir de üstüme şu şeyi aldım. Şimdi çay almaya gidiyoruz. İnsanlar geçiyor ve ben tabii ki insanlar geçerken vlog çekmekten utanıyorum. Markete gittik ve markete giderken kızlarla tanıştık. Onları bize çağırdım. ama gelecekler mi bilmiyorum. Gelirseniz arayın dedim. Tutacak elimden ümidim ışığımın eşiğinde. Günaydın. Çok sesli konuşamıyorum çünkü etraf o kadar sessiz ki. Kesin sesim geliyordur zaten, bir de millet uyuyor olabilir, uyandırmak da istemiyorum. Hava hala soğuk ya, yani sabahın soğuğu mu bilmiyorum. Güneş olan yerler muhtemelen daha iyidir ama geçen herkes de böyle kapşonlu falan giyiyor. Soğuk yani, keşke kalın daha fazla şey getirseymişim diye düşündüm. Birazdan kahvaltı saati başlayacak. Ayaklarıma bakın, çorap ve terlik. Günaydın. Günaydın. Selam. Şimdi hazırlandım. Çok büyük fark verdim. Topuzumu yaptım aslında. Bir de içime okulun verdiği şu sarı şeylerden giydim. Lazım olduğunda sweatshirt'ümü çıkarırım diye düşünüyorum. İnşallah hava iyileşir. Çünkü her gün bu kırmızı sweatshirt'ü giyemem. Hem yatarken hem uyanıkken bunu giyemem. Yaksın. Kimle konuşuyorum sence? Selam. Şimdi biz gruplara bölündük. Ve takımımızdaki 5 kişi basketbol oynadı. 5 kişi de ayak tenisi oynadı. Basketbolda dördüncülük yakaladık 12 takım arasından. Voleybolda ise onda da dördüncülük yakaladık ama voleybol, ne voleybolu ya, ayak tenisi takımımız bayağı iyiydi. Şimdi çok açız, yemek yiyeceğiz. Ondan sonra yine ikiye bölünüp farklı şeyler oynayacağız. Ya plaj voleybolu ya da bot yarışı. Bakalım. Güneş kremi sürmeyi unuttum, o yüzden o kadar gerginim ki anlatamam. Selam. Biz az önce rafting yaptık. İnanılmazdı. Muhteşem bir deneyimdi. Hadi gelin. Beni ıslaklıklarımla çeker misin bu tişörtü? Çek.
Çekiyorum. Çektim. Bir daha çek şöyle. Süper. Hocam o topları nerede? Çektim. Ay hadi bakalım. Selam. Yani tripod olmasına rağmen elimle tutuyor olmam komik. Bugün bayağı yoğun bir gündü. Saat kaç biliyor musunuz? Saat 7:30. Bayağı uzun bir gündü. Sabah basketbol yarışı yaptık. Sonra takımımızın öbür grubu da tenis, ayak tenisi oynadı. Onlara tezahürat yaptık bol bol. Ondan sonra yemek yedik. Sonra rafting yaptık. Sonra takım arkadaşlarımız voleybol oynuyordu. Onlara tezahürat yaptık. Sesim çok kötü. Acayip yanmışız. Gözüm zaten şu an hiçbir şey görmüyor. Keşke görüntüler çekseydim ama bulabilirsem görüntüler ekleyeceğim. İnanılmazdı. Gerçekten çok güzel bir gündü. İki gün yaşamış gibi falan hissediyorum. Şimdi de böyle duş aldım. İşte üstümü falan değiştirdim. Yemeğe gideceğim akşam yemeğine. Görüşürüz. Geçmiş olması lazım. İyi bak. Ben nereden yiyeceğim? 2:30'da yine arıyorsun. Yarım saat çay mı olur? Başından yak yiyeceğim. Bugün artık son günümüz. Az önce gittim kahvaltı yaptım saat 8:30 falan. Şimdi hemen hızlıca valizimi hazırlayacağım. Etrafı toplayacağım. Sonra 9:30'da otobüslere bineceğiz. Yola çıkacağız inşallah. O kadar yorgunum ki hiç enerjim yok. Yani gerçekten mahvettiler bizi, bitirdiler. Diyecek başka bir şey mi? Hadi valizimizi toplayalım. İşlerimi bitirdim. Yarım saatim kaldı. Ben de sahile geldim kitabımı okumaya. Kitabımız bu arada kitap kulübümüzün Mayıs ayı kitabı.